Ceyda İrenoğlu'yla sağlık programındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün renklerin ve ışığın efendisini konuşacağız. Ne demektir diye merak etmiş olabilirsiniz. Onu da uzmanına soracağız. Konuğum göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Fevzi Akkan. Biraz daha özelleştirecek olursak retina ve makula hastalıkları uzmanı olarak çalışıyor, görev yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne demektir retina? Madem retina hastalıklarını konuşacağız, öncelikle ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Sizin web sitenizde renklerin ve ışığın efendisi diye okudum. O bize biraz ipucu veriyor ama siz bilimsel olarak daha iyi açıklayacaksınız elbette. Şimdi gözümüz belli bir optik sistemden oluşur. Evet. Önce ışık gözümüzün ön tarafındaki saydam saat camı gibi olan korneadan girer. Ondan sonra göz bebeğiyle bir şekilde odak toplanır. Ondan sonra katarak gelişen lensimiz var, şeffaf o lens. O lensin de bir hareket kabiliyeti var. Tekrar ışığı bir ayar daha yapar ve gözün arka duvarını kaplayan yoğun damar ve sinirlerden oluşan o retina dediğimiz turuncumsu renkte olan, hani o rengi de kendine has olan bir tabaka var. Retinanın üstüne düşürür ışığı. O retinanın da bir de merkezi var. Sarı nokta halk arasında söylenen makula diğer adıyla. Dejenerasyon. Tabii hastalık olduğu zaman işte makula dejenerasyonu ya da sarı nokta hastalığı diyoruz ama orası aslında bir alan, bir alanın ismi. Yani sarı nokta bir hastalığın ismi değil, oradaki merkezin ismi. O ışık da bir de oraya odaklanır merkezi olarak. Görüntünün, ışığın, renklerin oluştuğu yer orası. Onun için ışığın ve renklerin efendisi diye tanımlanmış. Şimdi retina hastalıkları deniyor. Buradan şunu anlıyoruz. Retinanın bir hastalığı yok. Birden fazla hastalığı var. Nedir o retina hastalıkları? Evet. Bütün hastalıklarda olduğu gibi daha insan doğmadan genetik yolla taşıdığı miras kalan hastalık grubundan başlar. Doğumdan hemen sonra gelişen farklı hastalıklar, büyüme çağında o genetik hastalıkların ortaya çıkmasıyla başlayan farklı tipte, farklı genetik yapıda hastalık grupları. Yaş biraz daha ilerledikçe tabii gözümüzün travmalarından ya da farklı başka göz hastalıklarından kaynaklı retinada oluşan ikincil, sekonder dediğimiz durumlar, mesela yüksek miyoplarda ya da farklı hastalıklarda oluşan, biraz daha ileri yaşlarda bu defa diyabet çok sık ortaya çıkıyor. Maalesef popülasyonda çok yoğun oranda diyabet hastası var. Bu hastaların diyabeti eğer çok iyi regüle edilmezse ilk başta gözü ve retinayı etkileyerek kendini gösterebiliyor. Biraz daha yaş ilerlediği zaman gözümüzün içindeki sıvının bozulmasıyla oluşan siyah noktalar, uçuşan sinekler, floater dediğimiz hastaların gözümünde uçuşan şeyler görüyorum şeklindeki hastalık grubu biraz daha görmeye başlarız. Derken 50'li yaşlara geliriz, bu defa yavaş yavaş saçımızın beyazlaması, cildimizin kırışması gibi retinadaki görme hücreleri de yaşlanmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş da dejenerasyon, sarı nokta hastalığı ve onun alt tiplerini görmeye başlarız. Ve bu 80'li yaşlara geldiğimizde maalesef hastaların, insanlarımızın %30'unda sarı noktada az ya da çok ileri evre ya da geç evre ya da başlangıç bir şekilde bir makula hastalığı, bir sarı nokta hastalığıyla devam eden bir süreç. Peki sinsi bir ilerleyiş mi vardır yoksa kişi bazı belirtileri gördüğünde, hissettiğinde kolayca bende retina ile ilgili bir hastalık olabilir deyip bir göz hastalıkları uzmanına başvurur mu? Bilinçli mi gelir hastalar size? Şöyle, şimdi görme yetisiyle ilgili, görme kalitesiyle ilgili bir değişiklik olur. Tabii gözdeki bütün problemler genelde görme bozulmasıyla ortaya çıkar. Ama hani gözünüzde bir dışarıda bir kızarıklık görürsünüz. Yani derseniz ki gözümün dışında herhalde bir enfeksiyon kaptım ya da orada bir küçük damar çatlaması oldu ya da bir darbe gelir, bir şey çarpar, onu anlarsınız. Ama yavaş yavaş günden güne değişen görme değişikliği, bu
gece karanlıkta az görme ya da ışıktan rahatsız olma ya da iki göz arasında görme netliğinde, kontrastta, görme miktarında bir değişiklik. Bunlar hepsi bir göz probleminin habercisi. Ve bu şekilde ilerleyici olan, hemen geçmeyen ya da gittikçe ilerleyen hastalıkların %80'i genelde retinaya ile ilgili olma ihtimali yüksek. Tabii eğer sistemik bir hastalığı varsa hastanın, hipertansiyondu, diyabetti ya da ailede bu şekilde hani az gören, görmeyen akrabalarında birileri varsa bunların hepsi birer belirti, birer ipucu olabilir. Ama genelde görmenin bozulmasıyla ya da azalmasıyla bize belirti verir. Ama her görme bozulması, her görme azalması da bir kişide retina hastalığı olduğu anlamına gelmez. Hayır. Değil mi? Karıştırıldığı mutlaka başka hastalıklar, sağlık sorunları vardır. Hani herkesi de korkutmayalım. Bazen o hani böyle bir karaltılar oluyor, o uçuşmalar oluyor insanda. Evet. Bunlar başka nelere işaret ediyor olabilir? Şimdi dediğim gibi tabii gözün bir sürü hastalığı var. Evet. Ve bütün hastalıklardaki birinci belirti görme bozulması. Bunu ayırt etmek işte detaylı bir göz muayenesi ve göz doktorunla beraber yapılacak detaylı muayeneden sonra, tetkiklerden sonra, ileri testlerden sonra önce retina mı diye tanı konur. Retina ile ilgili bir durumsa daha ileri tetkikler, eğer uygun bir retina hastalıklarıyla ilgilenen bir alan varsa, bir doktor varsa ona devredilir. Daha detaylı testler yapılır ve tam hastalığın tipi, evresi ve tedavisiyle ilgili yol alınır. Yani hastanın kendi kendine ben retina hastasıyım ya da değilim tanısını koyması kolay değil. Öyle bir rutin şey beklemiyoruz. Rutin göz muayenesi sırasında herhangi bir göz sağlığı hastalıkları uzmanı bunu fark edebilir mi? Yani eder. Değil mi? Tabii ki eder. İhmal burada, etmiyorsak eğer buradan retinamla ilgili bir sorun var bende diyerek çıkabiliriz. Kesinlikle. Daha sonra hani her hastalığı ilk bakışta normal bir muayeneyle ortaya çıkarmak mümkün değil. Bu hastalık sinsi ilerliyor olabilir, daha tam retinanın dış yüzeyinde belirti vermemiş olabilir. Ama hastanın hikayesi, durumu ve diğer şüphelendiğimiz ve olmadığını gördüğümüz hastalıklardan uzaklaştığımızda tabii biraz daha detaylı testler, incelemeler, filmler çekilerek zaten tanı konur. Körlüğün aslında sık görüldüğü hastalık grubu galiba, yani görme kaybının ciddi oranda olduğu bir hastalık grubu retina hastalıkları, doğru mudur? Doğru, tabii tedavi edilebilir körlüklerde aslında dünyada en sık katarakt evet. Birinci sırada. İkinci sırada işte retina, sonra glokom geliyor. Bunların hepsi tabii birbiriyle karışabilir tanı konana kadar ama tanı konduktan sonra zaten ona göre tedavisi yönlendirilir. Burada tabii birinci hastanın yaptığı aslında ihmal mevcut olan oluşan belirtileri çok dikkate almamak, çok kale almamak. Ya da bazen atladığımız durum şu, şimdi beynimiz iki gözümüzden gelen görüntüleri üst üste koyar ve tek bir görüntü halinde biz üç boyutlu olarak görürüz. Bir gözdeki görme kaybı belli bir düzeye düşmeden eğer siz kontrol etmezseniz ya da farkındalığınız yüksek değilse ya da şüphelenmezseniz bir gözünüz az görüyor, bir gözünüz iyi gördüğü için onu kompanse edebiliyor. Hı hı. Bu şekilde çok fazla bir zaman kaybı yaşanabiliyor. Bu retina hastalıkları için de önemli bir durum. Onun için ara sıra iki gözümüzü ayrı ayrı bir kapatıp denemekte fayda var. Ya ben iki gözümde eşit görüyorum ya da o göz kendi görme kalitesi kadar, miktarı kadar bunu koruyor mu diye. Özellikle yaşlı hastalarda bunu her günde olmasa da haftada bir, ayda bir mutlaka ayrı ayrı denemek lazım. Bizi izleyenlere önemli bir ipucu vermiş olduk. Yani gözlerimizi ayrı ayrı açıp kapatarak, göz kırparak, birazcık da onları sabit tutarak aslında evet. Bir görme kaybımız olup olmadığını, bir farklılığımız olup olmadığını geçmişte karşılaştırıldığında anlayabiliyoruz. İşe aslında önce kendimiz başlıyoruz. Aynen öyle. Bu aslında çok basit. Oturdukları yerden televizyon ya da masa üstündeki bir vazo sabit bir cisme baktıklarında bunu fark edebilirler. Ya da yakın gözlüklerini takıp eğer yakın gözlük hı hı. kullanıyorlarsa eğer bir gözü kapatıp normal bir aslında biz hastalara veriyoruz. Kareli kağıtlar var. Onlar biraz daha yardımcı oluyor. Ya da normal telefona bakılabilir, kitaba bakılabilir. Hı hı. İki göz arasındaki farklılık ipucu olur ve zaman kazanmak açısından önemlidir. Peki retina hastalıkları arasında en çok hangi hastalık kaynaklı hasta görüyorsunuz? Yani diyabet mesela salgın halinde yaşanan bir hastalık hem Türkiye'de hem dünyada.
o mudur diyabete bağlı retina hastalığı mıdır? Diyabetle sarı nokta hastalığı şimdi günümüzde ortalama yaşam süresi arttı. Onun için sarı nokta hastalığı da kayda değer bir miktarda görüyoruz. Diyabetle yarışır durumda. Diyabet ve sarı nokta hastalığı ikisi şu an en yoğun gördüğümüz sarı nokta hastalığı grubu. Şimdi burada hastalıklara göre retina hastalıkları diyor olsak da mutlaka işte sarı noktanın makula dejenerasyonu adı verilen sarı noktanın veya diyabete bağlı diğer hastalıkların tedavisi belki de farklılıklar gösteriyordur. Şimdi burada hangi hastalıkta hangi tür tedaviler uyguluyorsunuz diye sormak isterim. Bir de hastalığın evresi uygulanan tedavinin şeklinde ne kadar etkili? Hangi evrede, hangi hastalıkta ne tedavi uyguluyorsunuz? Çok güzel bir soru. Şimdi bazen işte bende de şeker hastalığı var, komşumda da şeker hastalığı var. İşte o gözünden lazer yapılmış, bana enjeksiyon önerildi ya da ona ameliyat yapıldı gibi. Komşumuza yapılanı çok severiz. Evet. Hele komşumuz da iyileştiyse mutlaka biz ondan daha olursak da severiz. Daha çabuk iyileşeceğimizi düşünürüz. Tabii bütün hastalıklar belirli evreler halinde ilerler. Ve her evrenin tedavisi ve takibi farklıdır. Mesela şeker hastalığından örnek verelim. Eğer diyabet erken tanı konduğu zaman ilk 4-5 sene göze etki etme ihtimali biraz daha düşük oluyor. Eğer kontrol altındaysa. Ama çoğu zaman her şeyde olduğu gibi diyabetin tanısı da gecikiyor. Ve bazen hasta görmesi bozularak, göz doktoruna geldikten sonra diyabet tanısı koyduğumuz çok hastamız oluyor. Burada önemli olan işte hastayı hangi evrede yakaladığımız. Eğer retinada bir etkilenme başladıysa, bunun 3-4 tane evresi vardır. İlk başta genelde göz içine yaptığımız enjeksiyonlarla o oluşan küçük ödemleri çözeriz ve görme kalitesini geri kazanırız. Bu enjeksiyonlar hangi sıklıkta yapılır? Genelde 1-1,5 ayda bir. Oradaki ödemin miktarı, yoğunluğu, diyabetin ne kadar kontrol altında kaldığı ile ilgili değişkenlik gösterir. Kimi hasta 3-4 defa enjeksiyon yaparsınız ve 6 ay, 1 sene bir daha buna ihtiyaç duymaz. Çünkü diyabeti regüledir, düzenlidir. Başka diğer sistemik hastalıkları yoktur. Sonra sadece takip edersiniz ama genelde hastalıklar da hayat gibidir. Çok dalgalıdır. İnsanların kendine bakması, diyabetini kontrol etmesi dönem dönem çok değişkenlik gösterir. İşte o dönemlerde maalesef böyle yine değişiklikler göze yansıyor. Onun için hastayı takip altında tuttuğumuz sürece biz bazen hastayı 2-3 kontrolden sonra deriz ki evet, siz iyi gidiyorsunuz, bize 6 ay sonra gelin. Ya da kimi hastaya bazen gidin bize bir sene sonra gelin. Eğer görmenizde bir değişiklik olmazsa öyle yapın deriz. Ama kimi hastaya sizin her ay bizim sizi görmemiz lazım dediğimiz bir hasta grubumuz var. Çünkü tedaviye ara verdiğinizde birden çok hızlıca başa dönebiliyorsunuz. Onun için burada sistemik durumla, hastalığın gözdeki evresiyle, tedaviye aldığınız yanıtla, hastanın tedaviye uyumuyla çok ilintili tedavi. Zor bir hastalık anladığım kadarıyla. Çok yönlü de bir hastalık. Belki çok yönlü yaklaşım da gerektiriyor. İşte hani diyabetin tedavisi de sizi etkiliyor. Hastalığın size, hastanın geç evrede gelmesine ne neden olabiliyor. Yani aslında başka hastalık tedavi yöntemlerine ya da teşhisine de bağlı sizin işiniz. Yanlış mı söylüyorum? Kesinlikle. Bu doğru. Anlamda tedaviden anlamamız gereken şey nedir? Sizin amacınız retina hastalıklarının tedavisinde %100 başarı sağlamak ve hastaya eski görmesini kazandırmak mıdır? Yoksa hastalığın ilerleyişini durdurmak ve yaşam kalitesini bir nebze, bazen o bir nebzeden biraz daha fazla artırmak mıdır? Evet, bu da her hastalık grubu için farklı, değişken. Mesela erken evre bir diyabet hastalığında evet eski görmesini kazandırabiliyoruz ve uzun yıllar boyunca o görmeyi koruyabiliyoruz. Ne güzel. Belli bir ikinci evreye, üçüncü evreye artık orada kanamalar, işte o istemediğimiz membranlar, zarlar oluşmaya başladığı zaman kısa sürede müdahale etmezseniz bu defa kalıcı görme kaybı çok yüksek ihtimal oluyor. Bu durumda tabii ki yine gözün içine girip bu defa vitrektomi dediğimiz ince özel bir ameliyat yapıp oradaki o kanayan damarları kapatmak, oluşan istemediğimiz zarları, kanamaları temizleyip gözü sakinleştirmek ve mevcut olan görme yeteneği korumaya çalışırız. Bazen 1 metre görmek, 2 metre görmek bile çok çok önemlidir hastalar için.
Çünkü diğer gözün ne olacağı belli değil ya da tamamen hani takipsiz, tedavisiz kalmak insanları ışıklarını kaybetmeye kadar gidebiliyor. Gittikten sonra bazı durumlarda geri dönüş maalesef mümkün olmayabiliyor. Onun için her evrede elimizden gelen, gözün bize müsaade ettiği teknolojik yönden çok ilerideyiz. Ama bu her şeyi her zaman hastanın istediği ya da bizim arzu ettiğimiz şekle koymak çok kolay değil. Burada dediğim gibi uygun zamanda tedaviye gelmek. Ama artık şunu biliyoruz, her evrede mutlaka yapabileceğiniz bir şeyler var. Yeter ki tedavi için istekli olalım ve arzulu olalım, bunu önemseyelim. Evet, erken evre önemli. Orada yüz güldüren sonuçlar alabiliyorsunuz. Peki tedavinin aşamaları var mıdır? Yani işte bir sarı nokta hastası, işte önce enjeksiyondur. O olmazsa şöyle bir aşamaya gelinir. İşte diyabetle ilgili kanamaları olan bir hasta. Önce enjeksiyon ya da önce şu tedavi, ardından gelecek olan budur gibi. Bunun dışında yeni denemeler elbette, hani yeni uygulama alanları, onları da konuşacağız. Şimdi diyabetik retinopati, yani diyabete bağlı retina problemlerinde önce enjeksiyonları kullanırız. Bazen enjeksiyonlara ilave dışarıdan lazer uygulamalarını kullanırız. Daha geç bize başvuran, gözünde kanama ve az önce söylediğim gibi retinada bozulmalar olan hastalara bu defa gözün içine girip içeriden ameliyat yaparız. Yine lazerler yaparız, yine enjeksiyonlar yaparız ameliyat sırasında. Bazen gözün içine özel sıvılar, silikonlar, gazlar koyarız ki retinayı rahatlatalım. Burada 3-4 farklı aşama. Sarı nokta hastalığında da yine sarı noktanın kabaca iki büyük tipi var, iki şekli var. %90 olarak çok sık gördüğümüz kuru tip. Kuru tipte oradaki retina hücreleri yaşlanıyor ve yavaş yavaş azalıyor. Ama retinada herhangi bir ödem ya da kanama oluşmuyor. Belli bir evreye kadar %90'ı böyle. Bu kuru tipin içinde küçük bir miktar belli bir zaman sonra bu defa ikinci durum olan yaş tipe dönebiliyor. Niye yaş tip ya da halk arasında sulu tip ya da kanamalı tip de olarak söylenir? Bu defa o dejenerasyon bölgesinde, o retinanın kuruyan bölgede istemediğimiz ince damar oluşumları görülüyor. Bu oluşan damarlar da kaliteli, sağlam damarlar olmuyor. Belli bir süre sonra da oradan yine bir ödem, kanama gelişiyor. Damar yığılmaları oluşuyor. Bunları da bu yaş tip, yani işin içine damar, sıvı, serum, ödem girdiği anda yaş tip diyoruz. Bunun da tedavisi bu defa yine enjeksiyon, iğne yapmak. Ayda bir, 1,5 ayda bir buradaki bu ödemi, oradaki damarları tamamen kurutana kadar iğne yapmak durumundayız. Genelde ayda bir başlayıp sonra 2 ayda bir, 3 ayda bir bize hastalığı müsaade ettiği şekilde uzayana kadar devam etmek gerekir. Anlıyorum. Peki şimdi geçmişle karşılaştırıldığında ben böyle uzmanlarımıza hep sorarım, mesleğe ilk başladığınız yıllarla ya da geçmiş işte son 10 yılda karşılaştırıldığınızda özellikle göz alanında yenilikler, yeni teknolojiler, cihazlar çok gelişiyor. Sizler de onlara uyum sağlamakta zorluk çekiyorsunuz. Sizin mesela en şanslı gördüğünüz konu nedir? Ya da biraz daha yol alınması gerek, keşke şu da olsa dediğiniz ne vardır? Evet, şimdi tıp içerisinde teknolojiye paralel ilerleyen şanslı uzmanlık alanlarından birisindeyiz gözde. Onun için teknolojiye artık yetişemez durumdayız. O kadar hızlı ilerliyor. Bu bizim için çok şevkimizi arttıran bir durum. Hem öyle hem de bir sorun değil mi? Hep buna yetişmeye çalışmak, ona zaman ayırmak, o konuda o konuya vakıf olabilmek, o cihazı iyi kullanabilmek. O da öyle. Tabii önemli olan uygun, size ve hastaya faydalı olacak olan yöntemi, cihazı erişebilmek de çok önemli. Evet, elbette en önemlisi. Orası da var. Ben 2000'de retina cerrahisine başladım. Yaklaşık 20 yıldır retina cerrahisi yapıyorum. İlk başladığımızda vakalar 5-6 saat sürerdi ve başarımız düşüktü. Ameliyat ettiğimiz hastaların %10'unda başarı sağlardık. Şimdi geldiğimiz noktada %95-99'a yakın bir başarımız var. Burada hem cerrahi tecrübe, hem aletlerin gelişmesi, hem hastaların daha erken doktora ulaşabilmesi çok önemli bu konuda. Evet, haklısınız. Şimdi gözde uygulanan kök hücre tedavileri bilimsel anlamda sizin alanınızla ilgili ne durumda?
Bunlar gerçekten umut vaat ediyor mu? Burada almamız gereken daha uzun bir yol var mı? Çünkü burada hani böyle mucizeler, mucize gibi sunumlar, henüz olmayan ilerlemelerden bahsedilmesi ve bunun sanki varmış gibi sunulması gibi sorunlarla karşılaşıyoruz tıbbın pek çok alanında. Sizin için durum nedir? Evet, şimdi kök hücre kelimesi, cümlesi biraz sihirli bir kelime. Yaklaşık belki 15-20 yıldır sık sık duyarız bu kelimeyi. Evet. Her alanda, her branşta, her şekilde bir kök hücre lafı duyulur. Ama burada aslında şu an geldiğimiz noktada artık ben göz için söyleyeyim. Başta düşünülen, varılmak istenen asıl kök hücre olarak belli bir yere geldik. Ve şimdi artık kordon kanından bebeklerin doğduktan sonra oluşan o kordonundan derive edilen, oluşturulan, çoğaltılan hücreleri göz içine, retina arkasına verip oradaki retina hücrelerini biraz daha aktive edip mevcut yeteneklerini arttırıp yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. Bunu her hastaya uyguluyor musunuz? Hayır. Yoksa uygun hastada mı? Tabii ki uygun hastalıklarda, uygun hastada belli bir görme seviyesi ve gözünün bundan fayda görecek olan hastaları seçip bu şekilde uygulanabilir. Bunlar yeni yeni artık uygulanmaya başlandı. Tabii burada şey çok önemlidir. Hani ne yaptığınız, kime ne yaptığınız, hastanın beklentisi ve hastanın uyumu çok önemli burada. Yani herkese, her hastalığa bu kök hücre böyle sihirli bir kelime şeklinde bir tedavi şekli maalesef yok. Sınırlı hastalıklarda bunlar genelde doğuştan gelen genetik hastalıklar, işte retinitis pigmentosa, tavuk karısı hastalıkları grubunun belli bir kısmında uygulamaya yeni yeni başladık. Sonuçlar yüz güldürücü gibi görünüyor ama dediğim gibi bir mucize ortada yok. Mevcut durumu kötüleşmeyi yavaşlatıyoruz ve olan görmeye %10 kadar bir katkıda bulunabiliyoruz bazı hastalarda. Ama bu da çok önemli. Çok azımsanacak bir katkı değil. Katkı değil. Peki gen tedavilerinden bahsedecek olursak, gen tedavileri ulaşılabilir durumda mı? Orada hangi noktadayız? Aynı biraz önce kök hücre için söylediğimiz şeyler gen tedavileri için de geçerli mi? Geçerli. Az önce söylediğim gibi işte 15 yıl önceki kök hücrede olduğumuz yerde gen tedavisi şu an oralardayız. Yine çok nadir bir hastalık grubunun onda 200-300 tane alt gen tipinden 1-2 genine uygulanabilen bir gen ilaçları var. Ama bunların da sonuçları çok yüz güldürücü değil ve şu an çok çok pahalı durumda. Hala böyle çok kullanılabilir. Ya da hastalarımızın milyonda birine fayda gösterebilecek. O da çok sonuçları yüz güldürücü durumda değil ama 15 yıl sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız. Ayakları yere sağlam basan ve önemli bilgilerle dolu bir program oldu bence. Gerçekleri ifade etmeye çalıştık. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Benim de çok keyifle geldiğim, konuştuğum bir program oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Fevzi Akkan'ı konuk ettik sevgili seyirciler. Önümüzdeki günlerde yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.